Lezzetlerimle konuşacağım. Yediğim, yani yaptığım menüyü daha farklı bulmak istediler. Ben daha farklı bir menü çıkarttım. Bunun üstünde daha farklı bir menü olmasını istediler ama söyledikleri şey çok saçma. Ben daha ne yapayım? Yani Çin mutfağına doğru çıktım. Tropikal ejder meyveleri kullandım ve bunun üstüne doğru daha farklı lezzet çıkmak istedi. Bence yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Evet, haftanın ortasındayız. Bugün de Berfu yarıştı. Şimdi onun yemeklerine puan verme zamanı. Buyursunlar, herkes puanını yazabilir. Düşünerek lütfen, her gün olduğu gibi. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri. Kimse kimseye bakmasın lütfen yazarken. Evet, herkes yazdı sanırım. Her günkü sorumu yineleyeyim. Değiştirmek isteyen var mı aramızda? Tekrar yazmak isteyen? Ben. Peki, evet. Şerife değişikliğe gitti. Herkes okey mi? Evet, peki. O zaman bugün ilk olarak Fatma'nın puanı ile başlıyoruz açık oylamaya. Kaç bekliyorsun Fatma'dan? Yani ben 8-9 bekliyorum. Fatma'dan. Evet. Fatma. Ha, pardon. Yok. Ben de şaşırdım. Ben çok özür dilerim. Sanki bizi düşük bir puanı hazırlar gibi diyorumları. İade-i ziyaret yok, mi olacak acaba? 4-5 arası puan bekliyorum yani. Evet Fatma, çevir tahtanı ve yüksek sesle de söyle lütfen. Benim puanım 3. İyadeyi ziyaret. Zaten bizi o kadar hazırladın ki ona. Şöyle evet. Bir şey, ben tatlısını beğendim. Bir de karidesini beğenmiştim. Dün siz de ben de iki şeyi beğenip bir verdiniz. 0.50, 0.50. Siz her şeyi karşılıklı. Yok, hayır, ben de beğendiğime göre verdim. Bence öyle yapıyorsunuz. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Üç müydü bu yemekler? Benim lezzet anlayışıma göre öyleydi. Anlamıyor demek ki. Evet. Bakalım Tarık'tan kaç puan gelecek? Evet Tarık, seni de görelim puanını. 7 puan. Oo. Aslında evet. Ben 10 verecektim. Çünkü bir farkındalık koymuş. Hı. Olmayan yemekleri koymuş. Bizim kültürümüzde olmayan bir yemekleri sunmuş. Onun sayesinde ben tattım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ve tebrik ediyorum. Bu yaşta 22 yaşındasın. Sağ olun. Bilmediğin yemek yok maşallah. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü insan profesör doktor da olsa illaki yanılıyor. İllaki orada heyecandan. İl ayağı birbirine giriyor. Ben sizin oradaki şeye, heyecanınıza bağlıyorum. Teşekkür ederim. Mutfağı 10 numaraydı. Hangi kısmını nereye bağlıyorsun? Tipik Tarık artık yani. Demin başka bir şey söyledin, şimdi başka bir şey söylüyorsun. Şaşırtıyorsun her gün beni. İşte şaşırtmak işte. Yedikten sonra lavaboya koşacaktınız. Yani hem böyle yapıyorsunuz hem... aferin diyorsunuz, hem çiğ diyorsunuz, sonra 7 veriyorsunuz. Ben sizin yorumlamanızı zaten söylüyorum. Siz sadece yemek yemeye geliyorsunuz. Hayır, öyle bir şey yok. Aynen öyle. Ama bugün bitirmediği yemekler vardı. Bir fasulye yemedi. Mesela bak, diğerlerinin hepsini yedi. Dünden beri bak maşallah, dünden beri sizin sayenizde hastalandım. Aa niye? Hanımefendi yüzünden hastalandım. Az önce de lavaboya gidecektiniz, hatırlatırım. Evet, hala burnu, hala kokusu çıkmadı burnundan. Ya yapma. Az önce yediniz, zorla yediniz. Mecbur yiyeceğim ben. Mecbur bunu. Diye bir şey yok. Önce yani çok mecbur şey. Yiyeceğim. Önüme koymuşlar. Hayır. Tadına bakabilirim de. Burada yemekten sorulur. Yiyeceğim. Mecbur yiyeceğim. Öyle bir şey yok. Tabağın bitir sıyır programı değil. Tadına bak. Biz lezzet alacağız ve ona göre yorum yapacağız ve puan yapacağız. Ondan sonra yiyip yiyip de ben burnumdan çıkıyorum. Beynimden çıkmadı diyemezsin. Fazla yedim tabağını. Ama ben bir yandan bakın. Benim de kızdığım tarafları var ama ne olursa olsun. Ben masada netice ve yiyen birini görünce gerçekten mutlu evet, oluyorum. Normal hayatımda da öyle. Yarışmada da böyle. Yani hani yemek evet yensin, yemek yenmesi için yapılıyor zaten. Tabii ki her şey silip süpürecek halimiz yok ama gene de iştahlı birine uzun süredir görmemiştim. Evet işte. Sen de bir farkındalık yarattın. Aynen. Onun için teşekkür ederiz. Beğense de sizin yapamadığınızı yaptı. Yok ama beğense de beni bıraktı. Bak sizin yapamadığınızı yaptı ama. Hiç tebrik ettiniz mi? Ama okula okumuş tabii ki. Sonuçta bir erkek. Ederiz, ne kadar okursan okumuş bak. Bunu. Bak çok okuyan bir biri. Çok erkeklerden çıkıyor en iyi şefler. Evet okulunu okumuş yapıyor. Ama bayanların yaptıkları bambaşka olur. O başka. Kadın lezzetin onu, tartışmıyoruz. Yani, tartışma. Hadi erkek haliyle diyorsun da çok ünlü şeflerde evet. Erkeklerden çıkıyor diyorum. O evet. Okulunu okumuş yaptı. Mesela bana yap dese ben bilmem çünkü hani yapmadığım sonuçta şeyler. Sonuçta bu yarış, yemek yarışındayız burada. Siz benim menümü acaba çıkartabilir miydiniz? İşte öyle siz, bir tekniğe, potansiyeli kişiliğe işte, sahip misiniz? Keyfi bir karar verdiniz. Kişiliğime yorum yapamazsınız. Bir saniye susar mısın? Bize bir arası var. Lütfen bir saniye susar mısınız? Gerçekleri söyleyince tabii susar mısın? Hayır benim kişiliğime burada gerçekten...
itiraf edemezsiniz. Anuş, ben yemeği yemek kişiliğine olarak yapmıyorum. Söyledi. Normal kişilik olarak değil. Yemek adında dedi. Kişilik. O zaman onu artı parantez açacaksınız. Evet. Yemek anlayışını ne dedi ben tam duymadım. Sizin işte ne yapacak yapabilecek potansiyeli tekniğe sahip. Siz nereden biliyorsunuz? Kişiliğe sahip değilsiniz diyor. Nereden biliyorsunuz? Yemek adı altında şahıs olarak konuşmuyorum. Nereden biliyorsunuz? Ben de sizi bir kere ya ne yaptınız? Karidesi çevirdiniz, çevirdiniz. İşte sizin kişiliğiniz, kapasiteniz yetebilir mi? Yapmaya yeter miye getirdiniz? Siz dün de ev hanımlarına benim evet. söylediğim lafı çektiniz. Siz çok hayır, farklı lanseydiniz. Hayır ama ben öyle bilmiyorum. Siz duymuyorsunuz. Yok bunun örneğini dün de yaşadık, şimdi de yaşıyoruz. Bu potansiyel size yok demek ben, yani bu benim karakterime siz şu anda laf ediyorsunuz. Dersin karakterinizi siz benim karakterim yemek yapma becerisiyle ilgili konuşuyor diye olabilir, düşünüyorum. Olabilir ama direkt ben bunu yemek yapmayla alakalı. Nereden biliyorsunuz? Beni siz dün sadece yemeğimi yediniz. Öbür türlü ben sizi tanımıyorum. Sizin kafanızda çok farklı bir kurgu var. Onu yapmaya hayır, çalışıyorsunuz. Hayır siz 22 yaşındasınız. Ya, bugün ne konuştuğunuz kelimeleri bilmiyorsunuz. O zaman ben... artı parantez açıp o şekilde yorum evet. yapacaksınız. Peki. Evet. Tarık'ın puanından sonra Çağla'nın puanına geçiyoruz. Minay dur beni dibimde, kulağımın dibimde. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Zaten bitiyor hafta sonu sizinle işimizden. Allah sabır versin. Durmayın. Beni görmek için adam ta nereden geliyor biliyor musun? Benim kirpiklerime laf ediyorsunuz da yamuk olmuş bir tanesi. O kadar ter. İkisi aynı değil. Biri küçük gelmiş, biri böyle. Yani biri böyle. Makyaj şeylerine siz geçiyor. Benim kirpiklerim yerine keşke aynaya bakıp kendinize dikkat işte, etseydik. Aynaya baktım işte 2,5 saat sofradayız. O yüzden elimle yapıyorum bir şeyler oluyor. Benim kirpiklerim yerine bir şey olabilir. Bir şekilde artık duruyor. Deme bir şey yeter. Ne diyeceğim? Hah gitti. Oh iyi oldu. Hadi. Evet Çağla, görelim puanını. Benim puanım 6. Teşekkür ederim bu rica puan ederim. İçin. Evet gerçekten lezzetten yani anlıyormuşsunuz diyeceğim ama yani verdiğiniz puana göre bunu söyleyeceğim ama yani damak tadınız farklı tatları aslında algılayamıyor. Hmm. Bazı yerlerde algılıyor, nokta atışı yapabiliyorsunuz ama yani bunu verdiğiniz puan için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Umami diye bizim tabir ettiğimiz bir tatlar var. Öncelikle siz bu tatları öğrenin, nerede, ne zaman, nasıl şekilde kullanılacağını öğrenin. Bir daha yemeklere bakarken tatları o şekilde yorum yapın. Yani yorum yapma stiliniz çok enteresan. Bir uçtan bir ucunu tutmuyor. Sen neden 6 verdiğimi ben söylemedim ki daha. Yok, lezzetten dolayı ben değil. Ben size göre yorum yapıyorum. Bana göre hangi öyle yorum yapan... Hangi kısmıyla ilgili yorumlarının böyle bir şey söyledin? Yani mesela az önce bir şey istedi ya tam ismini unuttum telaffuz edemiyorum. Sobre. Sobre evet. Sorbe. Onu uyumunu sağladı. Yani ben uyum sağlamadım. Ben onun ne olduğunu da bilmiyorum. Evet. Senin menünü gördükten sonra, senin menüne göre araştırma yaptım, internete girdim. Orada öyle bir şeyin olduğu yazıyordu. Ben sana onu söylemeyebilirdim. Devamlı taktikler veriyorsun ya işte okudum da ettim de bilmem ne. Ben ettim de yaptım da demiyorum. Ona kızdığım için sadece ben bunu söylemek yanlışı istedim. Sadece doğruya çevirmeye çalışıyorum. Ben hiçbir zaman yaptım. Ama sen fark. Ben de onu anlıyorum evet. Çekemiyorlar. Ne alakası var? Ne alakası var? Spagetti geldi yani. Saçmalama. Hamur işi. Spagetti geldi önümüze yani. Et geldi. Ben senin lezzetlerinden dolayı alta vermedim. Salata getirdin tabağın altında. Salata tabağın altında tabak yok. Hangimiz? Soğanı... Kimin ki vardı? Yoksa da onlara da onlara göre tamam, puan sizin verdim. Sizin gününüzde de bekliyoruz o halde. Evet şimdi son puan gelecek bugün Şerife'den. Evet Şerife'cim kaldırıp söyleyebilirsin. Ben 5 puan veriyorum. 7 iken 5'e indiriz. Evet. Niye ne oldu da fikrin aslında değişti? Bu hafta ben... Kapatabilirsin. Hep böyle birini aradım yani bir 10 puan vereyim, tam puan vereyim hani haksızlık da yapmayayım diye. Bugün menüyü gerçekten beğendim. Tamam. Ama biraz karışık buldum. Hani kendisinin teknik. Çorbasını bir kere çok beğendim ve bitirdim. Peki yediyken niye 5'e indirdin? İşte çok mesela ara sıcak balık olur. Ondan sonra ana yemek et olur. Bunda ben katılıyorum. Hani olmaz dediler ama bu oluyor. Zaten ara sıcakta et ya da şey balık olması gerekiyor. Ama sonrasındaki o deniz mahsulleri hani çok 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 geldi. Hani hem salatada hem geldi, şeyde. Ondan mı kırdın 2 puan? Hem ondan hem 5,5 oldu ya. Masada servisler falan da şeydi. Yani biraz misilleme de yapmak karış. İstedim. O biliyorsunuz bana da önce vermişti sonra puan kırdı bazı şeylerden. Misilleme yaptın.